Ondan önce birbirleriyle savaşan beylikler ve krallar vardı. Qin hanedanının yani Çin hanedanının son kralı ölünce milattan önce 246 yılında 13 yaşında tahta geçti. Zalimdi, gaddardı. Çin seddini yaptı. Herkesi biçip doğradı. Tüm beylikleri tek bir imparatorluk altında topladı. Yin Zheng olan ismini de değiştirip Qin Shi Huang yaptı. Yani ilk Çin imparatoru. 36 yıl tahta kaldı. Muhalifleri acımasızca ortadan kaldırdı. Halka eski geleneklerini unutturabilmek için Konfüçyüsçü bilim adamlarını idam ettirdi. Yazdıkları tüm kitapları yaktırdı. Tam bir korku imparatorluğu yarattı. Kendisi de ölümden korkuyordu. Yaşarken kendine böyle megalomanca devasa bir mezar yaptırdı. Zorla çalıştırdığı 700 bin kişiye o bildiğimiz terrakota orduyu yaptırdı. Öldükten sonra kendisini korusun diye. Pek medeniyet anlayışı yoktu ama onu koruyacak olan terrakota ordunun 8 bin toprak askeri medeniyet yuları giyiyordu. Bunlar tarihte gördüğümüz ilk kravatlar. Milattan 210 yıl önce. İşin garibi bu 8 bin toprak askerin 8 bin kravat takıyor olması tam bir arkeolojik garabet. Çünkü bundan sonra daha yüzyıllar boyunca Çinlilerin hatta başka herhangi bir insanın kravat taktığına dair bir resim ve heykele rastlamayacağız tarihte. Ve ne ilginçtir ki bugün dünyanın en büyük üreticisi de Çin'de. Yılda 200 milyon kravat yapıyor. Dünyadaki kravatların %37'si Çin'den ihraç ediliyor. Yine dünyadaki kravatların 5'te 1'ini de Amerika Birleşik Devletleri alıyor. Amerikan tüketicisi yılda 100 milyon kravat alıyor. En çok da babalar gününde. Yılda 1 milyar dolar kravata harcıyorlar. İyi bir ipek kravat yapmak için 100 ipek böceği gerektiğini düşünürseniz Amerikan kravatlarına 10 milyar ipek böceği gidiyor. Tarih boyunca kravatlar bin bir şekle girip çıktılar. Ama bugün giydiğimiz kravatların o şekli alması tam 100 yıl önce gerçekleşti. 1923 yılında New Yorklu bir kravat terzisi olan Jesse Langdorf kumaşı böyle çapraz bir şekilde kesip 3 parça halinde dikerek o yeni metodun patentini aldı. O günden beri Langdorf kravatlarını giyiyoruz. Sonra 1930'larda Windsor düğümünü gördük. İsmini Windsor dükünden alıyor. Aslında İngiliz kraliyet hanedanında öyle bir dükalık yoktu. Kral 8. Edward boşanmış Amerikalı sevgilisi Wallis Simpson'la evlenebilmek için tahttan çekildiğinde işte rahat yaşasın, kraliyet protokolünde kalsın diye yaratılmıştı. Zaten o öldükten sonra da tarihe karıştı. Neyse, bizim kral kalın kumaştan yapılmış kravatlar giyer, dolayısıyla da o düğümü de kocaman atardı. Sonra bu büyük düğüm moda olunca ismi Windsor düğümü diye kaldı. James Bond hiç sevmedi Windsor düğümünü. Ian Fleming'in 5. romanı Rusya'dan Sevgilerle'nin Windsor düğümlü bir kravat başlıklı 25. bölümünde Doğu Ekspresi'nde seyahat eden James Bond, kraliyet topçu birliklerinin o kırmızı lacivert zikzaklı kravatını Windsor düğümüyle bağlamış bir İngiliz ajanıyla konuşurken kravatını Windsor düğümüyle bağlamış olan kimseye güvenilmez. Bu düğüm biraz kendini beğenmişlik, biraz da düzenbazlığın işareti diye düşünür. Ama düğüm deyip geçmeyin. Artık hangi akıllı saymışsa son sayıma göre kravat bağlamanın tam 177.147 farklı yolu varmış. Zaten tüm akıllıların girmek için uğraştığı o Guinness Dünya Rekorlar kitabında bir sürü kravat rekoru var. Mesela bir kariyer geliştirme konferansında aynı anda 1103 kişi kravat bağlamış. Aynı anda en fazla kravat giyebilen adamın rekoru 320. En hızlı Windsor düğümü atan Hintli bankacının rekoru 5 saniye. Yapılan en büyük kravatın boyu 808 metre. Bir de kravat koleksiyoncuları var. Onların ismi bile var. Grabatologist deniliyor onlara. Dünyanın en büyük grabatologisti Yeni Zelandalı Irene Sparks hanımın 22 bin kravatı var. Dünyanın en pahalı kravatını da Hindistanlı moda evi Satya Paul yapmış.
77 karat ağırlığında 271 parça elmaslı 150 gram saf altınlı ipek kravatın fiyatı 220 bin dolar. Bende de babadan kalma kravatlar var. 50'lerde iyice incelmiş kravatlar, 70'lerde yine şişmanlıyorlar. Şimdi her türlüsü var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra renkler de iyice daha serbest, daha cesur hale gelmeye başlamış. Hatta o yıllarda Grover Chain isimli bir gömlek dükkanı vitrinini sadece kravat giyen çıplak kadınlarla donatınca meşhur oluvermiş. Kadınların kravatla olan ilişkileri burada bitmiyor elbette. 1977'de Woody Allen'ın yönettiği o Annie Hall isimli filmde Diane Keaton bol bol kravat giyince kadınlar için de sıkı bir moda olmuştu. Bir de Almanya'da Paskalya'dan önce yapılan bir sokak karnavalı var. Weiberfastnacht, ya kadınlar festivali. Kadınlar o bayram esnasında bizdeki gibi hayvanları değil, ister sokaktan geçen biri, ister iş arkadaşı, ister patronu olsun tüm erkeklerin kravatlarını kesiyorlar. İstedikleri erkeği de öpüyorlar. Ama kravatlara zarar gelmesin diye hayli yaratıcı işler de yapılmış. İngilizler 17. yüzyılda kılıcın kesemeyeceği kalınlıkta kravat yapmışlar. O zamanlar birisinin kravatını ellemek onu düelloya davet etmek anlamına gelirmiş. Daha sonraları moda olsun diye tahtadan ve hatta kurşun geçirmeyen kravat bile yapılmış. Allah akıl fikir versin. Bir de kravat takıntıları olanlar var. İran 1979 devriminden sonra bir sürü yerde yasaklamıştı kravat giymeyi. Çünkü kravat batı kokuşmuşluğunu sembolize ediyordu. Eski başkanları Ahmedi Necat o tıraşsız yüzü ve kuazi molla görünüşüyle asla kravat giymedi. Ama takım elbisesi onun için batı kokuşmuşluğunu hatırlatmıyordu herhalde. Mollalar orada sadece kravatı değil, vitrinlerdeki başörtüsüz mankenleri, dövmeleri, erkeklerde küpeleri, at kuyrukları, hatta solaryumları bile yasakladılar. Ama kravatı sadece mollalar yasaklamadı. Tasarımda şeklin işlevselliği olması gerek. Felsefesini benimseyen IKEA, bir işlevselliği olmadığına inandığı kravatı çalışanlarına giydirmiyor. Japonya'da bazı kaymakamlıklar kamu çalışanlarının kravat giyme mecburiyetini kaldırdı bile. Yeni Zelanda'da kravatı sömürgecilik zamanının bir ilmeği olarak gören milletvekili Rawiri Waititi kravat giymeyi reddettiği için 2021'de parlamentodan çıkartılmıştı. Kravat şimdi Yeni Zelanda parlamentosunda mecburi değil. İngiliz milyarder Richard Branson da kravatı baskı ve köleliğin sembolü olarak görüyor. Ne kendi giyiyor ne de çalışanlarını mecbur tutuyor. Bizim komşu Çipras da takmıyordu hatırlıyorsanız. Öte yandan bir sürü markanın logosunda da kravat veya papyon var. Mesela Kentucky Fried Chicken, mesela Playboy, mesela Pringles. Bir de Uluslararası Kravat Günü var. 18 Ekim. Hırvatistan'da kutlanıyor. Dublin, Tübingen, Kongo, Tokyo ve Sydney'de de kutlanıyor ama Hırvatistan'ın başrolde olmasının bir nedeni var. Toprak askerlerden 1800 yıl sonra kravatın tekrar hayatımıza girmesi Hırvatlar sayesinde oluyor. 1618-1648 arasındaki o 30 yıl savaşlarında Fransızlar paralı Hırvat askerleri kiralıyorlar. Bunlar da boyunlarına şimdiki gibi olmasa da kravata benzeyen bir kumaş bağlıyorlar. Savaş biterken Hırvat askerler kralın huzuruna çıkarılıyor. Kral 14. Louis o zaman daha 7 yaşında. 7 yaşındaki kral bu kravatımsız şeyi çok beğeniyor ve kendisi de giymeye başlıyor. Hatta kraliyet etkinliklerinde giyilmesini de mecbur ediyor. Ve işte hem kral hem de asiller kravat giyince moda oluyor ve tüm dünyaya yayılıyor. Kravat ismi de zaten o paralı Hırvat askerlerden geliyor. Ne ironidir ki aslında o boyun bağını Hırvatistan'a getirenler de daha sonra kravatın yasaklanacağı İran'ın Sasani İmparatorluğu. Hırvatlar tabii sadece bize kravatı getirmekle kalmadılar. Paraşütü, torpidoyu, tükenmez kalemi, süpersonik fotoğrafçılığı, parmak izlerinin incelenmesi bilimini, gırgır makarasını, tungsten ampulü, dalmaçyalı köpekleri de onlara borçluyuz. Nikola Tesla'lar, Luka Modric'ler oradan çıkma. Bir de yarım Hırvatlar var. Mesela futbolcu Zlatan İbrahimovic, aktör John Malkovich.
Hatta Maradona'nın dedesi de oradan. Kızına yani Diego'nun annesi de Dalma ismini vermiş. Dalmaçya'dan geliyor. Maradona kendi kızına da aynı ismi koydu. Tam 1246 adası var Hırvatistan'ın. Sadece 48'inde insan yaşıyor ama senenin 113 günü güneş var orada. Bir de Galeşniyak var. O meşhur kalp şeklindeki ada. Gitmek, gezmek, yüzmek güzel de Hırvatların komşu Bosna'da yaptıklarını da unutmak zor tabii. Tarihlerinin bu etnik temizlik şiddetini kendileri hiç hatırlamazlar. Yılbaşında Avro'ya geçtiler. Kuna diye bir paraları vardı. Eskiden kürkü para yerine geçen bir tür susamuru kuna. 1994'te hayata geçti. 1 Ocak 2023'te bitti. Başlarda Alman markına çıpalıydı, sonra da Avro'ya. Bir Avro aşağı yukarı 7,5 kuna. Kuru yıllar boyu hemen hemen sabit kaldı. Şimdi Avro'ya geçmek onlara 270 milyon Avro'ya mal olacak ve fiyatlar içeride biraz pahalanacak ama birçok şeyi de kazanacaklar. Hırvat şirketlerin ortak pazara ulaşımı açılacak. Zaten ihracatlarının %60'ı Avro bölgesineydi. Şimdi ticaret daha da pekişecek. Aşağılarda kalmış milli gelir yıllar içinde Avrupa ortalamasıyla yakınlaşacak. Daha rahat, daha ucuz finansman bulacaklar. Ülkenin kredi reytingi yükselecek vesaire vesaire. Zaten Hırvat tahvilleriyle Avrupa tahvilleri arasındaki faiz oranı spreadleri kapanmaya başladı bile. Kişi başı milli gelirleri zaten bizden fazlaydı. O ara daha da açılacak. Belki de bir medeniyet yularının arkasında o estetik albenisinden daha fazla şeyler var. Şu kısa hikaye de onu anlatıyor. Çölde bitkin, yanmış, ölmek üzere sürünen bir adam önündeki kumulun tepesinde bir masa ve arkasında oturan bir adam görür. Adam masanın üzerine 20 kadar kravat sermiştir. Ne olursun bana su ver diye yalvarır bizim bitkin. Suyum yok der satıcı. Kravatların tanesi 5 dolar. Ben kravatı ne yapayım çölün ortasında? Bana su ver diye yalvarır bitkin. Cevap aynıdır. Suyum yok. Kravat 5 dolar. Bu 2-3 kez daha tekrarlandıktan sonra satıcı adama acır ve ufku gösterir. Oradaki tepeyi de geçince kardeşimin restoranına rastlayacaksın. Oraya git, orada su var der. Bizim bitkin son bir hamleyle yola çıkar. Birkaç saat sonra artık yerlere kapanmış bir vaziyette kravat satıcısına geri döner. Satıcı niye geri döndüğünü sorduğunda da şu cevabı verir. Kardeşinin restoranını buldum ama içeriye kravatsız alınmıyor. Haftaya görüşmek üzere.